Kendini canlandırıyor. Sen ne yapın kendini? Sen kimi nasılsın? Selamun aleyküm. Startı geçen dönemden hemen sonra vermiştik. Evet. Allah'a şükrediyorum öncelikle. Rabbim bizlere bugünlere ulaştı. Şükürler olsun. Zeytinburnu halkına teşekkür ediyorum. Teşkilatıma teşekkür ediyorum. Hayatımızın en onurlu görevini ve yılları Zeytinburnu'nda geçirdim. Bir dönem daha Zeytinburnu'nda sevgili hemşehrilerimde vize almak için, not almak için onların bu günlerde desteklerini bekliyorum. Dualarını bekliyorum. Zeytinburnu'na birçok şey yaptı. Ama birlikte yaptı. Birlikte başardı. Zeytinburnu halkı hemşehrileri ve mesai arkadaşlarımızın birlikte başardı. İnşallah daha yeni ufuklara, daha büyük projeler için birlikte yürüyeceğiz. Eğer destek olursa. Ben bugüne kadar verilen destekten sebep sevgili hemşehrilerime Zeytinburnu'na çok çok teşekkür ederim. Çok minnettarım. Müteşekkirim. İnşallah 5 yıl önce aldığımız vizeye ve desteğe karşılık vermişiz diye umuyorum. Tekrar yine huzura geldik. Yine bir destek, yine bir destek bekliyorum inşallah. Dua bekliyorum her şeyden. Başka mahcup etmesin. Öyle olacak. Yani AK Parti'de 3 oluyor. Zaten partimizde 3'ten fazla olamıyor. Bir de kapatılan Adalet Partisi vardı. Oradan doğacak. Rabbim mahcup etmez inşallah. Amin. Başkanım, yeni kampanyanız marka Zeytinburnu, marka başkan. Yeni dönemde seçilirseniz bu Zeytinburnu markasını da katacaksınız. Yeni projeleriniz ne olur? Marka Zeytinburnu, marka başkan demiyoruz biz de. Ama Zeytinburnu artık bir marka oldu. Onu rahatlıkla herkes söylüyor, ifade ediyor. Yani arkadaşlarımız, Zeytinburnu hemşehrilerimiz zaten öyle diyor. Biz de
kabul ediyoruz o sözü, doğru bir söz. Zeytinburnu artık bir marka ama bu markanın yıldızının daha da parlatılması lazım. Daha yeni ufuklara birlikte yürünmesi lazım. Daha birçok projeyle desteklenmesi lazım. Zeytinburnu ile ilgili geçmişte hayallerimiz vardı. Onların birçoğu projelere dönüştü ve hayata geçti. Şu an yine hazırlanmış projelerimiz var. İnşallah onlar da nasip olur, vize alırsa, takdir olursa hayata hep birlikte geçireceğiz. 14 yıl önce koltuğa oturduğunuzda hayal ettiğiniz Zeytinburnu fakat bugün hayata geçiremediniz. Hangi projeniz var? Yeni dönemde hangi projeler olacak? Mutlaka eksikler var, fazlalar var. Yani düşünmediğimiz halde sonradan mesai arkadaşlarım ve Zeytinburnu halkının talepleriyle şekillenen projeler var. Düşündüğümüz halde başaramadıklarımız var. Örneğin bir stadyumu bir türlü beceremedik. Yani mülkiyet problemi çıktı, şu oldu, bu oldu. En son 2,5 sene önce tam ihale aşamasında işte mahkemelik oldu. Üzerinde herhangi bir inisiyatifte bulunma yasağı geldi. O kaldı. İnşallah o da bir spor kompleksi olarak, belki gecikmesinde hayır var, sadece stadyum olarak değil, spor kompleksi olarak hayata geçer. Geçmesi için çalışacağız daha doğrusu. Çünkü mahkemeyle ilgili problem daha yeni çözülüyor. Peki başkanım, %52,5 gibi rekorunuz var siz Zeytinburnu'nda. Sonra bir geçen dönem bir düşüş vardı. Bu dönem hedefiniz ne? Şunu söyleyeyim, düşüş hiç olmadı sayı olarak. Oran olarak seçime katılmayla ilgili oranda farklılık olabildi ama sayı olarak, seçmen desteği olarak düşüş olmadı. Allah'a şükürler olsun. Yani bir şey diyemem. Takdir milletin, takdir Zeytinburnu halkının. Dua bekliyoruz, destek bekliyoruz. İnanıyoruz ve umuyoruz ki inşallah dua ve desteği alacağız diye umudumuz var en azından. Biz takdir makamı halk. Onlar ne der? Bilemiyorum. Bakacağız ama biz talibiz desteğe. Hayırlı olsun başkanım. Allah razı olsun. Selami'nin oğlu üniversitede okuyor. Ne? Trabzon. Hani öyle? Kaç yıl? Değil mi? Adı neydi? Selam. Doğru. Duvarını sorun mu? Bankada ya artık kalmamış buna. Merhabalar, hoş geldiniz. Thank you.
Öyle mi? Arpacı. Cumhuriyetimizin 100. yılında lider olma yolunda ilerleyen AK Parti başladık. Daha önce de zaten bizim her zaman her gün seçim çalışması gibi ama son günlerde biraz daha işimiz biten olumlu hızlandıracağız inşallah. Yeniden belediye başkanımızla yolumuza devam edeceğiz. Zeytinburnu'na hizmet için. Şimdiden başladık. 2 ay sonra Allah nasip ederse 30 Mart'ta Zeytinburnu'na güzel bir haberle yeniden Zeytinburnu teşekkürler size diye pankartımızı atacağız. Çünkü her seçim sonu teşekkürler Zeytinburnu pankartımız meşhur. İnşallah bu sefer çok daha farklı, çok daha başarılı bir şekilde bu işi götüreceğiz. Daha fazla oy alarak
bayrağı biraz daha yukarı çekerek İstanbul'daki oy oranını da etkileyecek şekilde bir çalışma yapacağız inşallah. Görüyoruz müthiş bir coşku var halkımız arasında, milletimiz arasında, Zeytinburnu halk arasında. Belediye başkanımız adayımız olsun, belediye başkanımız ve meclis üyesi grubumuz olsun, diğer çalışmalarımız olsun ve başbakanımızın çalışmaları olsun, büyükşehir çalışmaları olsun. Biz zaten bu işte benimliyiz, deneyimliyiz. İnsanlar şunu görüyor, yaptığınızı görüp gelecekte yapacağınızı insanlar tahmin edebiliyor. Biz hayal üretmiyoruz, atıp tutmuyoruz, şunu yapacağız, bunu yapacağız demiyoruz. Bizim yaptıklarımız belli. Biz inanıyoruz ki Zeytinburnu yeniden modern bir hale, daha da modern hale getireceğiz. Herkesin ben keşke Zeytinburnu'na oturabilseydim diyebileceği bir ortam hazırlayacağız inşallah belediye başkanımızla beraber. Ben sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah Zeytinburnu halkının teveccühüyle yeniden bayrağımızı göklere çıkacağız inşallah. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Zeytinburnu'na hemşehrilerim çok sonrasını teşkilatıma halkımızın sevdikleri, teşkilatımızın takdiri yeniden Zeytinburnu halkının huzuruna geldi. Ben hemşehrilerimizden dua bekliyorum, destek bekliyorum. 5 yıl önceki vermiş oldukları destekten sana çok çok teşekkür ederim. Birçok şeyler yaptık, birlikte yaptık, birlikte başardık ve artık Zeytinburnu, Zeytinburnu hemşehrilerimiz ve Zeytinburnu dışında yaşayan insanlar ifade ediyorlar, söylüyorlar. Artık Zeytinburnu bir marka değil. Evet, Zeytinburnu bir marka ama daha yeni ufuklara birlikte daha büyük projelerle, daha güzel projelerle yürümek istiyoruz. Bu anlamda hemşehrilerimizin desteğini, duasını bekliyoruz. Türkiye'de belediyecilik denince akla Zeytinburnu gelsin. Türkiye'de birliktelik denince akla Zeytinburnu halkı gelsin diye arzu ediyoruz. Ve ben 7'den 70'e en küçüğünden en büyüğüne hemşehrilerimin dualarını istiyorum. Ünver ve Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın sizleri selamlıyor. Bak daha Afrika'dan. Yalnız şimdi bunları çeken bir evde var. Kes. İki başkan fotoğraf. Nereye girdi? İçeri mi? Manşet. Manşet de. Namustur her sözün, senin alnın yüzün. Ezelden çaktık kara gözün, namustur her sözün, senin anın yüzün. Ah, doğru tezelden, ayrılma güzelden, yardımcı ezelden. Sevgili Zeytinburnlular, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanımız Sayın Bahattin Ümer ve Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın sizleri selamlıyor. Selamlıyor.
içeri yatmak için, mahpuslarda yatmak için. Hemen bize sıra açın, hemen bize sıra açın. Affeder kara çıkın. Bu kadar insan, bir de sen geliyorsun buraya var ya. Başkanım, Cafistan'da mola, evet. Çay molası, neler evet. söylemek istersiniz? Zeytinburnu hepimizin beyler. Bizim söyleyeceğimiz şu, böyle kıran kırana mücadele olsun ama kardeşçe mücadele olsun. Zeytinburnu halkının hasret ettiği, istediği kardeşimiz göreve gelsin. Ama Zeytinburnu için hayırlısı neyse özellikle olsun. Biz de onu istiyoruz başkanım. Ne olur. Var mı çay içen? Neyimiz Türkiye'nin tabi. Çay içen. Var mı çay içen? Ama ne bileyim. Sular abi. Başkanım sen de alın. Ya İstanbul geçen gün çok güzel herhalde. Görüşürüz. En güzel günler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Önünü götürdün mü Donlu? Sen gün sahibisin abi, ne demek lan? Mesele yok. Var ya, var ya, bayağı öğrenmişsin. Allah Allah. Tebrik ediyorum abi. Rica ediyorum, başka ne demek yani. Senin abin benim bir tane abimdir ya. Şöyle söyleyeyim. Şey yapamayız ki. Borcumuzu ödeyemeyiz ya. Kim bari? Ben gene gittiğimde bunu bir uğraşıyorum. Çayızın abisi diye ben. Nerede? Seçim bürosu çok beğendim. Çok güzel olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. İsterseniz arkadaşlar seçim bürosuna geçsinler. He, öyle yapalım. Cenaze... Arkadaşlar seçim bürosuna siz gidin, cenazeyi kırıp gelelim, devam edelim. Olmaz mı? Çay elim.